Merhabalar arkadaşlar, İğne Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zili aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet, hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var: yeşil, bordo ve krem. Yeşil ve kremin markaları altın başak 50 numara, bordonun suni ipek leylak. Yazmam bordo, gördüğünüz üzere düz ve markası reyan. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, yazmamızın alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Hemen ben bir gülünü yaptım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek diğer gülümüzü de beraber yapalım. Bir tane zürafa yaptım. Modelimin bu arasına 4 tane bıraktım. Bu tarafında 4 tane bırakacağım. Şöyle 2 3 ve 4. 4 tane boş zürafa bu tarafa da bıraktık. Hemen 5. zürafamı fil dişini oluşturmak için yapacağım. Zürafamın başına geri dönüyorum, tepesini. Hafif ipimizi bu şekilde bombeli, bol bir şekilde bırakıyoruz. 1. zürafama aşağı iniyorum. İnerken yine hafif bir şekilde ipimizi bol bırakıyoruz. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesine çıkıyorum. 1. zürafama aşağı iniyorum. Fil dişlerimize devam ediyoruz. Tekrarlayalım. Ben model çıkaracağım için 4 tane arada fil dişi yeterli buluyorum. Sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle 3 ve 4. fil dişimi de yapıyorum. Tepeye çıktım. 1. zürafama aşağı iniyorum. Hemen buradan yine 4 tane boş zürafa bırakıyoruz. 2. gülüm için ara kısmını oluşturuyorum, bu tarafındaki boş zürafaları. 3 ve 4. Buradaki gülümüzü oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen 5. zürafamı yaptım. 5. zürafamın başına geri dönüyorum. İçinde sinek kanatlarını yapacağız. Şöyle tekrar zürafamın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar zürafamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Sinek kanadı oluşturuyoruz. Tekrarlıyorum. Aynı boyutlarda bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Zürafamın içine iniyorum. Hafif ipimizi bol bırakıyoruz. 2. Tekrarlıyorum. Bir pırpır yaptım. Tepeye çıkıyorum. Zürafamın içine iniyorum. Toplamda 4 tane bu şekilde sinek kanadı yapacağız. Bu arada arkadaşlar, yeni açmış olduğum Örgüm Aşkım kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Beğeneceğiniz birçok örgü modeli kanalımda mevcut. Evet, hemen kısa bir hatırlatma da yaptım. Bakın, bu şekilde yazımızın alt kısmını yapıp bitiriyoruz. Hemen bu tarafa da yine 4 tane boş zürafa bırakacağım. 2 3 ve 4. 4 tane de buraya bıraktım. Şimdi bu tarafa da eşit olması için 2 tane fil dişi yapacağım. Sonrasında gülüm için ipimi alıp hemen geleceğim. Çok kullanışlı, çok tatlı ve bir o kadar da basit bir model. Yeni başlayanların bile yapabileceği çok tatlı bir model olacak inşallah. Ben de ilk defa deniyorum birçok modelimi sizlerle beraber.
Evet, dediğim gibi yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben hemen güllerim için ipimi takıp geleceğim. Evet, krem rengi ipimle başlayacağım. Şöyle buradan hemen sinek kanadımızın iniş ipine, birinci sinek kanadımızın iniş ipine batarak iki düğümlü ipimi sabitleyeceğim. Ayarlıyoruz. Bu şekilde. Hemen diğer sinek kanadımın iniş ipine geçiyorum. Buradan şöyle bir yuva yapıyorum. Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa. Hemen yuvamın içine batıyorum. Burada minik bir pırpır yapıyorum. Sola doğru kaydırıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım. Kerme olmasın. Tekrar tepeye çıkıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Tekrar tepeye çıkıyorum. Bir, iki, üç tane iniş çıkışımız oldu. Üç tane pırpır diyelim. Tekrar zürafamın içine aşağı iniyorum. Son iniş ipimizi hafif bol bırakalım. İyice sola kaydıralım. Tekrar aynı yuvama batıyorum. Buradan yine minik bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ve yuvamın içine iniyorum. Son ipimizi, son iniş ipimizi hafif bol bırakırsak daha da güzel bir görüntü elde etmiş oluruz. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Buradan yine aynı işlemle bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrarlıyoruz. Bu iki yaprağımızın aynısını yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar aşağı iniyorum. İnerken hafif bu ipimizi bol bırakıyoruz. Bu şekilde 3 tane sinek kanadımız yaprağımız oldu. Hemen ben buradan ipimi keseceğim. Diğer rengimi alıp geleceğim. Evet, ilk üçüncü rengimi yeşil olarak kullanacağım. Düz renk, düz yazmalarınıza çok güzel yakışır. Hemen sinek kanadımın iniş ipine batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Tekrar diğer sinek kanadımın iniş ipine batıyorum. Burada yine bir yuva oluşturuyoruz. Tekrar yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa. Hemen yuvamın içine batıyorum. Burada yine minik bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyoruz. Hafif düzeltiyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum.
yuvamın içine iniyorum. Son iniş ipimizi biraz daha bol bırakıyoruz. Bu şekilde. Birinci yaprağımızı bitirdik. Tekrarlıyoruz. Yine bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Aynı krem renginde yapmış olduğumuz işlemleri bu tarafa da aynı şekilde uyguluyoruz. Ben hemen bu tarafı da aynı şekilde yeşil rengimle yapacağım. Diğer gülümü de aynı şekilde uygulayıp son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yazmasına da yemenisine de çok yakıştığını düşünüyorum. Şöyle bir net göstereyim. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 65-70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. İline, ilçesine göre de fiyat değişiyor. Çiçek sıklığına göre de fiyat değişiyor. Verdiğim fiyatlarda masraf karşı taraftan olmak şartıyla. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.